Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi. 12 Aralık Cumartesi 2020. Neden tarih veriyorum? Normalde tarih vermiyorum. Çünkü benim video çekişimle yayınlamam arasında bayağı fark oluyor. Ama bugün tarih vermemin amacı, bugün benim kuzenim Hamide'nin doğum günü. Kuzenim Hamide İzmir'de yaşıyor. Öğretmen kendisi. Buradan kendinin doğum günü kutluyorum. Hamideciğim, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu senelere, nice mutlu yaşlara diliyorum. Buradan öpüyorum seni. Doğum günü kutlu olsun sevgili kuzenim. Kızlarım 10 aylık. Ondan da bahsetmek istiyorum. Evet, kızlarım 10 aylık. Biz ne yaptık bu hafta? Kızlarımla. 3 haftadır neredeyse biz evdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz, hiç dışarıya çıkmıyoruz. İnanın kapıdan kafamı bile uzatmıyorum. Öyle o durumdayım yani. Dün akşam kızları yıkadık. Yani kızları yıkadık mı benim haftanın bütün işleri bitiyor açıkçası. Kızları yıkamak çok zor oluyor. Özellikle dereni yıkamak çok çok zor oluyor. Bildiğin dereni biz yıkarken derenle savaş veriyoruz. Yani baya. Biz dereni yıkamak çok zor oluyor. Bir de dereni giydirmek çok zor oluyor. İki kişi giydiriyoruz artık. Deren durmuyor. Deren üstünü çıkardığın an başlıyor koşturmaya. Yani eşim tutuyor, ben giydiriyorum falan. Öyle o durumdayız bu aralar. Deren baya muzipleşti, hareketlendi. Çok hareketli bir şey oldu. Şimdi saat 11. Şimdi eşim ve çocuklar içerideler. Çocuklar sanırım uyudular. Bir saate uyanırlar. Ben de bir saate kahvaltı hazırlayayım diyorum. İşte hem kahvaltıyı çekeceğim. Hemen bir önce çayımı demliyorum. Daha sonra bulaşık makinesini boşaltır. Kahvaltı hazırlıklarına başlayalım. Kızlardan da çekeceğim bugün. Şöyle ayaklandıklarında kızları da çekeceğim. Böyle YouTube'a video çekmezsem, kızları da pek çekmiyorum. Yani YouTube'a video çekersem azıcık kızları çekmiş oluyorum hem bu sayede videoya. Yoksa gerçekten YouTube'a video çekmezsem rutin bir anda hayatımız oluyor. Öyle çok fazla bir şey yapmıyoruz yani. Hani YouTube'a video çekmek bir anlamda da iyi oluyor aslında. Şimdi ben bulaşık makinemi boşaltayım. Patateslerimi soydum, doğradım, hazırladım. Şimdi kızartacağım. Bir de bir patates daha soydum. Onu da rendeleyip çocuklara bir şeyler yapacağım. Önce bir patatesi tuzlayayım. Onu bir koyayım. Şöyle hafifçe tuzlayayım. Onu bir şöyle. Tuzu bir karıştırayım. Bunu da şurada kızartayım. Şöyle. Bir taraftan da patatesimi rendeleyeyim, onu hazırlayayım, hem birazcık azıcık sohbet ederiz. Bu koronavirüsten dolayı çıkamıyoruz, evdeyiz, kızlarlayım. Kızların bakımı ciddi anlamda sıkıntılı olmaya başladı. Çok hareketlendiler, özellikle Deren çok hareketlendi, Ceren de çok hareketlendi, artık emekliyor. Çekirdeğin genelde biz onu ayağa kaldırıyoruz, baya ayakta durabiliyor. İşte dün ve bugün kendi kendine oturdu. Yani öyle şeyler de oldu Ceren'in.
Şükür yani Ceren'de de bir hareket var yani. O da beni çok mutlu ediyor. Eşim işe gidip geliyor. Biz hiç kimseyle görüşmüyoruz. Yani açıkçası cesaret edemiyorum görüşmeye. Yani şu ara ortalık çok karışık olduğu için. Aşılarda başlandı sanırım yapılmaya. Sağlıkçı arkadaşlardan başlandı. Aşı yaptırıp yaptırmamak konusunda şu an TV'lerde çok fazla program var. Onları izliyoruz. İşte açık oturum programları falan var. Aşı yaptırsak mı yaptırmasak mı? Programlara çok doktorlar da çıkıyorlar. Konuşuyorlar. Aşı yaptırın yönünde konuşuyor hepsi zaten. Bakacağız duruma göre. Artık sıra bize geldi zaman. Biz de yaptırırız sanırım gibi geliyor aşıyı. Çünkü bitmeyecek yoksa hastalık. Hani biz de aşıyı yaptırmazsak hastalığı yayıcı olarak ortalıkta dolaşacağız. O yüzden hani aşıyı yaptırmakta bir anlamda da fayda var bence. Yani geç kaldım. Unuttum sohbeti dinlerken. Nasıl diyecek çünkü biliyorum. Neyse parça parça koyayım. Sohbet ederken unutmuşum. Neyse. Bunun içine ben tuz koyacağım. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Çok az koyacağım. Sonra yumurta koyacağım. Yumurtanın beyazını yedirmiyoruz ya bebeklere. Beyazını ayırmayı düşünüyorum. Sonra yağlı kağıdın içerisine koyacağım. Fırına süreceğim. İncelteceğim. Fırına süreceğim. Fırında güzel pişiyor. Çok da lezzetli. Böyle şey gibi. Çitoz gibi oluyor. Yani doğa çitoz yapmış oluyorum çocuklara. Çitoz lezzetli. Ben bile çok beğendim. Geçen sefer yaptığımda yemediler. Bu sefer biraz daha kalın dökeyim diyorum. Dur bakalım bu sefer nasıl olacak, beğenecekler mi? Bir onu deneyeceğim. Patatesi rendeledim. Önce onun bir suyunu sıkacağım. Bayağı da su çıkıyor çünkü. Evet. Bu tarafa aktaracağım. Kocaman bir patates rendeledim gördüğünüz gibi. İnşallah iyi olur. Şimdi beyazını ayırdım. Sarıyı buraya koydum. Bir de peynir koymak istiyorum. Bu karışımın içine. Peynirde birazcık beyaz peynir koydum. Sonra yumurtamı koydum. Biraz tuz koyacağım. Çok az koyacağım tuzu da. Minnacık. Çok az koyacağım. Biraz da zeytinyağı koyayım. Şöyle minnacık bir zeytinyağı koydum. Kapatıyorum. Sonra bunu bir karıştıracağım. İyice bir karıştırıyorum. Fırın tepsimi de ayarladım burada. Yağlı kağıdın üstüne sereceğim. Sonra yağlı kağıdını ikiye katlayacağım. Sonra fırına süreceğim. Arkadaşlar bu konuyu konuşmak istemiyordum ama YouTube'dan konuşacağım gene ya. Konuşmak istemiyordum ama hani böyle şeymişiz gibi oluyor. Yani ne olur abone ol gibi olmuş oluyor ama. Abone eksik, aboneliğe ihtiyacım var. Videoyu izlemeye ihtiyacım var. Öyle beni izleyenler hani abonelik ücretli değil. Geçen bir teyzem de diyor, o dikkatimi çekti. İnsanlar korkuyorlarmış galiba abonelik ücretli diye. Abonelik ücretli değil. Öyle şeyde böyle full izlemek zorunda da değilsiniz yani ama destek vermek amaçlı izleyen arkadaşlar özellikle abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hani abonelik isminizi gizleyerek de abone olabiliyorsunuz. Yani ben kimin abone olduğunu görmüyorum yani. Öyle de abone olabilirsiniz. Hani beni görürler mi acaba falan diye düşünüyorsanız o ayarlarda var. Aboneliğinizi gizleyebiliyorsunuz. Yani benim şu an gerçekten aboneye ihtiyacım var. Abone olan arkadaşlar, çevrenizde abone olabilecek insanlar varsa yani onlara da söylerseniz ve bana abone olurlarsa çok sevinirim. Çok ihtiyacım var çünkü aboneye. Biraz da izlenmeye ihtiyacım var gerçi de. Onu herhalde diyorum, şöyle hayal ediyorum işte. YouTube beni gösterirse herhalde insanlar merak eder. Bu bayan da ne yapıyor der, izler falan diye düşünüyorum. Yani öyle hayaller işte. Patatesi bayağı yapmışım. İnşallah güzel olur yani. Kızlarımın patatesi inşallah. Bunu biraz kalın yapıyorum. Geçen defa çok minik bir patatesten yapmıştım. Çok ince olmuştu. Bunu biraz kalın yapacağım.
Alt üst pişeceği için pişer yani. Koyayım ki lazım olur belki çatal. Kağıdı ikiye katladım. Şu şekilde yağlı kağıdı ikiye katladım. Bir de o öyle dağıtacağım. Eşit yaymak istiyorum. Bunu BLV'yi deneyen anneler yapabilir bence. Çünkü artık 10. ayda bebekler şey yapıyorlar. Evet. Elleriyle yiyorlar. Bu şekilde hazırladım ve ben bunu şimdi fırına vereceğim. Evet. Şimdi ne yaptım? Patates kızartmam bitti. Onu tabaklara alacağım. Sucuk yapacağım. Ha, bu arada ev zaten çok sıcak. Böyle olduğuma bakmayın. Bizim evimiz çok sıcak oluyor. Bir de üstüne üstlük böyle tüple de uğraşınca bildiğin sıcaktan yandım yani. Şey iki tabağa koymayı düşünüyorum kızartmaları. Onları bir koyayım. Daha sonra sucuğu doğrayıp sucuğu kızartacağım. Şurada yumurta haşlıyorum, onu söyledim mi bilmiyorum. Ortanın yağ olmasını hiç sevmiyorum. O yüzden çok fazla kızartma yapmam ben. Çok fazla. Çünkü yağ olmasından hiç hoşlanmam. Bekarlığımızda çok yapardık. Kardeşimle aynı evde kalırdık bekarlığımda. Onunla çok fazla kızartma yapardık. Fuy. Evlendikten sonra eşim de zaten çok hani kızartma düşkünü değil. Çok fazla kızartma yapmıyorum açıkçası. Ama patates kızartmasını çok severim. Yumurtam kaynıyor. Alsam mı almasam, biraz beklesem mi? Bence yumurtanın altını kapatacağım. Çok fazla aşırı pişsin istemiyorum. Onu bir kapatayım. 2-3 dakika sonra da şey yaparım. Kaldırırım oradan. Sonra sucuklarımı doğrayacağım. Hepsini doğramayacağım. Yarısını doğrayacağım. Yarısını yarın yeriz. Çok fazla sucuk. Ben çok sucuk yani çok fazla sucukçu değilimdir. Eşim biraz sucuğu seviyor sanki gibi geliyor bana. Biraz benim ilaçlarımı içmedi. Şimdi bak aklıma geldi. Birazcık midem ağrıyor. O yüzden hani çok hani sucuğa karşı çok sevgim yok. Ama hafta sonu kahvaltılarda sucuk yapıyoruz. Ay çok sıcak oldu ya. Şimdi bir YouTuber'ın videosunu izledim. İşte YouTuber'lar, iyi YouTuber'lardan birisini izledim. Abone sayısı çok fazla. Normalde hani sabitler misin diyenlere sabitleyiveriyormuş. İşte bir tanesi, aynı anda bir tane sabitleniyormuş sanırım. İkinci sabitleme olmuyormuş. O yüzden sabitlenmeyen kişi yani bir küfretmiş herhalde o YouTuber'a. Ben de yazıyorum açıkçası, yazmıyor değilim. Hani beni kanalımızda hani arkadaşlar benim de kanalım var diye yazıyorum. Ben şey olduğunu düşünüyordum yani hani o YouTuber'ların sayfasına gidiyoruz. Çünkü biri yazmış gene büyük YouTuber'lardan birisi. Şuna bak yorumda yazmış hiç de şey yapmıyor gibi. Hani biz yazanlara laf etmiş yani ben çok üzüldüm yani. Çünkü gerçekten biz kendimizi fark ettirmeye çalışıyoruz. Kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Ne yapabilirim ben YouTube beni göstermiyorsa? Çünkü ben okuyorum artık. Diğer yazan arkadaşlar ne yazmışlar diye okuyorum. Diğer insanlar da okuyor. Boş vakti varsa okuyorlar yani yorumları. Yani bir tanesi okur bana abone olursa diye ben hayal kuruyorum yani. Ha bu arada bu sucuğu bu şekilde koydum. Su koyacağım içine. Su koyup çekinceye kadar pişiriyorum. Öyle olunca şey olmuyor. Bu şekilde yaparsam sucuklar... Şöyle kısayım. Sucuklar sertleşmiyor. Yumuşacık oluyor. Suyu koyuyorum. Suyu çektikten sonra yağ koyuyorum. Sertleşmeden çok güzel oluyor. Yumurtaları çıkardım. Şimdi hem sohbet edeyim hem yumurtaları soyayım. Bu arada eşim çocuklar da uyuyor sanırım. Hiç sesleri çıkmıyor. Yani normalde derelim falan çoktan ses çıkardı. Benim eşim dün gece değil bir önceki gece sabaha kadar çalıştı. Sabaha kadar. Yetiştirmesi gereken bir iş varmış. Dün akşam çocukları uyutuyor. Daha doğrusu çocukları uyutmuyor. Çocuklara banyo yap. Akşam yemeği yedikten sonra banyo yapacağız. Eşim kenarda uyukluyor. Böyle kafası düşüyor. Kenarda böyle düşünüyor. Ben de hani bir şey oldu. Yeni koronalı biriyle karşılaştı.
Kötü bir şey oldu herhalde, benden saklıyor diyorum. Böyle kuman kuşu gibi düşünüyor. Diyorum ne oluyor sana, niye sen böyle düşünüyorsun? Yok ya, çok yorgun, çok. Sonra aklıma geldi. O sabah bir gün önce gece sabaha kadar uyumamıştı. Ondanmış meğerse. Sonra çocukları uyuturken, çocukları uyutuyor geceleri, uyuturken dedim sen uyu. Ben biraz video editlerim bu arada. Neyse, uyudu 12'ye kadar. Ama bu arada çay da demlemiştik. 12'de kalktı. Oturduk 2.30-3'e kadar onunla beraber oturduk, sohbet ettik, çay içtik arkadaşlar. Bizim böyle bir hayat hikayemiz var yani. İşte bu kızartmada, şeyde de tüp kirleniyor. Çaydanlık kirleniyor. Hiç sevmem hiç. Ama yapacak bir şey yok. Bugünkü kahvaltımız böyle olacak. Biraz sonra da hazırladım zaten. Yeter bu kadar. Daha ne hazırlayacağım da. Onları da kaldırırım. Sonra kahvaltı yaparız. Ara ara kızları çekerim. Sonra başka ne yaparım? Yemek yapacağım. Yemek yaparken çekmem sanırım. Çünkü bugün başım şu an bayağı çektim. Biraz da kızları koyayım aralara. Onları çekeyim. Bu yumurtalar köy yumurtası. Bu arada bizim bir tane sütçü amcamız var. Sütçü amcadan yumurtamızı, sütümüzü alıyoruz. Yumurtalar çok yani doğal yumurta diyeyim ben bunları. Doğal yumurta, doğal yoğurt yapıyoruz. İyi oluyor. Şu an dışarıda şeylerim duruyor. Eşim dün alışveriş yapmış. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı da var diye. Gerçi sokağa çıkma yasağı öyle çok ağır değilmiş herhalde. Şehirler arası gidemiyorsun sadece. AVM'lere gidemiyorsun sanırım. Ama gidip marketten günlük alışverişini yapabiliyorsun anladığım kadarıyla. İnanın çok terledim. O kadar çok terledim ki. Neyse, yumurtayı da soydum mu? Size bir de soframı göstereyim. Sonra görüşürüz. Kahvaltıyı hazırladım. Şimdi biraz sonra bizimkileri uyandıracağım. Artık kahvaltıya başlarız yemek için. Patatesimi göstermek istiyorum. Şöyle pişti. Biraz soğusun. Sonra böylece kızlara vereceğim. Bakalım yiyecekler mi bu sefer. Bir deneme yapmış olacağım. Biraz kalın oldu. Hani biraz ele gelsin diye. Ha, kalını yemezlerse bir de ince de yerim. Şimdi ben size kahvaltı soframı göstereceğim. Kahvaltı soframı göstermeden önce size bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben kahvaltı yapmayı, kahvaltı sofrası hazırlamayı çok severim. Ve arkadaşlarımı davet etmeyi çok severdim bu pandemiden önce. Fakat daha önceki durduğumuz ev kendi evimizdi. Ve mutfağım daha büyüktü, daha güzeldi. Buradaki sıkıntı şu tezgahın birleşik olması. Ve o tezgahın o tarafının görünmesi yani. Ve bu tezgahın üstündeki şeyleri koyacak bir yerimiz yok. Yani gerçekten mutfak küçük, yetmiyor bize. Hani sofra hazırlıyorum ama hani oradaki hazırladığımın tadını vermiyor. Ben hemşireyim biliyorsunuz. Ben mesleğimde nöbet tutmayı hiç sevmem. Yani aslında. Ama nöbet tutmanın da güzel yanları vardır. Nöbet tutarsın 2 gün 3 gün evindesindir. O güzel günlerde de ben arkadaşlarımı kahvaltıya çağırırım. Öğleden sonra oturmaya çağırır. Sohbet muhabbet çok hoşuma gider benim. Evimde misafir ağırlamak çok hoşuma gider. Kahvaltı hazırlarken aklıma arkadaşım geldi. Onunla çok fazla birbirimize gider gelirdik. O bana hazırlar, ben ona hazırlarım. Öyle gider gelirdik. Sohbetlerimiz çok güzel olurdu. Hala görüşüyoruz telefonla kendisiyle. Fatimeciğim, buradan sana sevgilerimi gönderiyorum. İnan seni çok özledim. Seninle kahvaltı yapmayı özledim. Evde kahvaltı yapmayı özledim açıkçası. Şimdi sizlere kahvaltı soframı göstereyim. Sonra bizimkileri çağıracağım. Şurada kaplarım var. İşte balım. Reçelim, pekmez, zahter, 2 tane zeytin, peynirler, patates kızartmam, sucuğum, yumurtam, kızlarımın parmak poğaçası. Bu arada kızlarımın parmak poğaçaları bitmiş. Bugün başka bir poğaça deneyeceğim. Aynısını denemeyeceğim. Başka bir poğaça deneyeceğim. Öğleden sonra da onu yaparım. Evet, size kızlarımı göstereyim. Kızlarım yeni uyandılar. Gördünüz? Kızlar şimdi. Evet Deren, konuş. Günaydın de herkese Deren. Günaydın de. Nasılsınız de. Hadi sen konuş bakalım. Ben bu arada sizin önlüklerinizi takayım anne. Günaydın de yani. Günaydın, nasılsınız de. Günaydın, iyi misiniz de. Evet, size vereyim mi poğaçalarınızı?
Parmak poğaçaları, bitmiş parmak poğaçaları. Parmak poğaça yapacağız size. Şöyle, bu derinin parmak poğaçası. Bu da cörenin parmak poğaçası. Kızlar tabaklarınızı da vereyim. Şöyle, tabaklarınızı da koyalım. Evet. Oturalım. Ya, oturalım canım. Benim Ceren'in de çok güzel bir kız oldu ya. Nazar değmesin. Ne tatlı oldu sen öyle. Çay içeceğiz hep galiba. Çay içeyim ya. İçeyim. Afiyet olsun. Afiyet olsun bize. Şurada araya da yapışmış. Yakışıklı bizi duymuş araya. Kıranlı mı onlar gel? Olsun en azından dikilen bir şey olsun. Bacak kırık kötü oluyor. Annem sen niye ağlıyorsun? Sıkılmış benim kızım gel. Sen ne oldu? Gelsene. Şeyden mi korktun acaba? Ha? Müzikten mi korktun? Olabilir. Yoksa kapatınca mı istiyor şeyini? Açılsın istiyor herhalde. Kapattın diye anlıyor. Kapattın diye arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Çaylarımızı içtik. Çocuklarla oyun oynadık. Çocuklarla ilgilendik. Çocukları besledik. Çocukların altlarını değiştirdim. Ve benim artık ikinci mesaim başladı. Ne yapacağım? Pırasa pişireceğim. Pırasamız var evde. Pırasa pişireceğim. Kuru fasulye var. Kuru fasulye pişireceğim. İşte çorba yapmayı düşünüyorum. Belki pilav yaparım. Daha doğrusu çorba değil de mercimek çorbası istedi. Eşim yeşil mercimek çorbası. Belki ondan yapacağım. Yani yapabildiğim şeyleri yapacağım. Kızların poğaçası bitmiş. Bu sefer yaş mayalı bir poğaça deneyeceğim. Ama çekim yapmayacağım artık. Bu kadar çektiğim yeter diye düşünüyorum. Artık bizden de bu kadar olsun diyelim. YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesi için çağrı zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.